Başlayacağız. Almanya'da yakın tarihin en büyük sel felaketi sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yağışın en şiddetli olduğu Rheinland-Pfalz eyaletinde 1300 kişiden haber alınamıyor. Ülkenin batı kesiminde şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sel ve su taşkınlarında en az 103 kişi hayatını kaybetti. Birçok yerde evler suların altında kaldı ya da toprak kayması nedeniyle çöktü. Bazı yerlerde arama kurtarma çalışmaları sadece botlarla yapılabiliyor. Almanya ülkenin batısındaki yerleşimleri yıkıp geçen sel felaketinin şokunu yaşıyor. Arama kurtarma çalışmaları pek çok noktada devam ediyor. Kayıp yüzlerce kişi için zamana karşı bir yarış var. Şu ana kadar 100'den fazla kişinin öldüğü belirlendi. Yüzyılın en büyük felaketinde canını kurtarabilenler yaralarını sarmaya, evlerinden geriye kalanları toplamaya çalışıyor. Yetkililer felaket öncesinde sel uyarısında bulunmuştu. Ancak Rheinland-Pfalz eyaletindeki Walforstheim kasabası sakinleri her şeyin aniden olduğunu anlatıyor. Sular birdenbire barajı yıktı. Buradaki evlerin hepsi aynı yükseklikte yer alıyor. Bodrum katındaki su adeta ışık hızıyla yükseldi. Hepimiz arabalara atlayıp tepelere kaçtık. Kendimizi emniyete aldık. Çoğu yerleşimde elektrik ve su yok, internet bağlantısı da kesildi. Askerlerin de dahil olduğu kurtarma ekiplerine ek olarak gönüllüler de yardıma koştu. Yolların açılması için çaba sarf ediliyor. Buraya geldiğimde durum felaketti. Arkamdaki yol ve ağaçlar bu yüksekliğe kadar ulaşan araba enkazıyla doluydu. Sağ ve sol taraftaki binalara giremiyorduk. Bazı yerleşimlere yardım ulaştırmakta zorluk çekiliyor. Bunun gibi birçok ana yol yıkılmış halde. Yetkililer bazı bölgelerde barajların halen yıkılma tehlikesi altında olduğu konusunda uyarıyor. Selden en fazla etkilenenlerin başında Şult kasabası geliyor. Neredeyse tamamen yerle bir oldu. Yer resmen altımızdan kaydı. Hiç böyle bir şey yaşamadım. Nehir normalde 60 santimetre civarındadır. Birkaç saat içerisinde 8 metreye çıktı. Çok kötüydü. Selin yıkıcılığını her noktada görmek mümkün. Saatlerce devam eden sağanak yağışın sonunda taşan sular önüne ne kattıysa aldı götürdü. Asla tahmin edemezdim. Hiç bu kadar su görmemiştim. 34 yıldır burada yaşıyoruz. Daha önce de sel gördüm ama bu bir felaket. Yıkılan köprüler ve toprak kayması da arama kurtarmayı zorlaştırıyor. İki eyalette hala çok sayıda kişi sel bölgesinden tahliye edilmeyi bekliyor.